Bu koşullarda ısrarla söylüyorum, anayasanın içeriği ne olursa olsun getiriniz değişikliğin. Ama bu koşullarda anayasa yapılamaz. Yapılamaz. Böyle çok kutuplaşmanın olduğu bir yerde, bu kadar çok ayrışmanın olduğu bir yerde böyle bir anayasa değişikliği ancak ve ancak Türkiye'nin ayrışmasına, bir arada yaşamamamıza hizmet eder. Ve bunu şimdi siz yapmaya çalışıyorsunuz. İlk önce gelin Türkiye'nin barışını sağlayalım. Kutuplaşmayı önleyelim. İç barışımızı sağlayalım. Dışarıda barış odaklı bir siyasete odaklanalım. Burada muhalefetle beraber Türkiye'nin çatışma, şiddet, terör, ayrışma meselelerini çözmeye odaklanalım. Ama bu anayasa değişikliği buna hizmet etmeyecek. Diyarbakır'da Türkiye'nin her yerinde yıllarca avukatlık yapmış bir insan olarak söylüyorum. Bakın değerli arkadaşlar, hiç bu kadar tehlikeli bir süreçten geçmedik. Tehlikeli bir süreçten. Dünya değişti, Türkiye değişiyor, Orta Doğu değişiyor ve Türkiye bu anayasa değişikliğiyle 12 Eylül Anayasası'ndan daha farklı olarak bir ayrışma sürecine girecek. Ayrışma sürecine. Bunun farkında değilsiniz. Bu anayasa birliğe, beraberliğe, bütünlüğe hizmet etmiyor bu değişiklik. Bunun lütfen farkına varın. Bu kadar çok haykırıyoruz. Ya %1 doğru söylediğimize bir itimat edin ya. %1. Buraya yüzlerce yasa tasarısı getirdik. Birisine itimat edin, birisine. Ama etmediniz. Ve bugün de bakın uyarıyoruz sizleri. Gerçekten bu dönemde, hele hele Türkiye'nin geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir anayasa değişikliği Türkiye'nin bütünlüğüne hizmet etmez. Bunu Sezgin Tanrıkul olarak ben söylüyorum ve burada kayıt düşüyorum. Teşekkür ediyorum.